CHP'ye yönelik eleştirileri bununla da sınırlı değildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Erdoğan CHP'yi marjinal bir örgüt gibi davranmakla da suçladı. Sıkıntının asıl kaynağı partinin başındaki zattır dedi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir dedi. Sıkıntının asıl kaynağı bu partinin başındaki zattır. Erdoğan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bu zat ağzını her açtığında Batı ülkelerinden örnekler verir. 9 yılda 9 seçim kaybetmiş olmasına rağmen oraya çivilenmiş gibi yerinden kıpırdamaz. Partisinin grup toplantısında CHP'yi de hedef aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün Türk siyasetinin en önemli sorunu ana muhalefettir. Uzunca bir süredir Türkiye'de ülkenin ve milletin hayrına yapılan hangi iş varsa CHP hepsinin de karşısında yer almıştır. Osmanlı döneminde başlayan Gazi'nin de hassasiyetle sürdürdüğü demir yolu hamlesini onun ölümüyle hemen durduran yine CHP olmuştur. Boğaz'daki her üç köprünün de inşasına en büyük muhalefeti bunlar yaptı. Herhalde ben de bir vasiyet yapabilirim. Bay Kemal geçemez. Erdoğan, Edirne'nin CHP'li belediye başkanı Recep Gürkan'ın yılbaşı için hazırlattığı Yunanca afişi hatırlatıp CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu hakkında da çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz hafta CHP'li Edirne Belediye Başkanı'nın astığı afişler konuşuldu. Bu heykeldeki Kıbrıs Türk'ü temsilcisinin yüzünün tahrip edilmiş olması da ayrı bir garabet örneğidir. Bunların İstanbul Büyükşehir adayının Kıbrıs'la ilgili yaptırdığı heykele adadaki tüm Türklerin katledilmesini savunan Rum lideri koyması da aynı hastalıklı zihnin eseridir. Sorsanız bu yaptıkları işi rahmetli Gazi Mustafa Kemal'in yurtta sulh, cihanda sulh sözüyle izah etmeye kalkarlar. Halbuki Gazi bunlara yurtta sulhu ülkenizin düşmanlarını yücelterek yapın dememiştir. Ve sözü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na getirdi Erdoğan. Sıkıntının asıl kaynağı bu partinin başındaki zattır. Ön tekerlek nereye giderse arkadakiler de onu izlemiş.